Rahimim günaydın. Yine kürsülerde sabahlamışız. Demek ki yengeyle barışamadık. Bir depik yemişsiniz evden, anlaşıldı. Sen hiç depik yedin mi lan Mübaşir? Edepsiz Mübaşir. Sabah sabah bana mizah yapma lan. Biz yengenden ayrılmadık oğlum. Bir süre ilişkimize ara verdik. O zaman bu sıradaki dava severek ara verenlere geçsin hakimim. Eski... Sen ağzını burnunu kırarım ha. Getir şunları, as şuraya. Şuraya git. Kız. Kas kafalı kızım. Kas kızım, sen ne yazıyorsun? Daha dava başlamadın. Ne yazıyorsun ya? Söylediklerinizi yazıyorum hocam. Soysa siz ne söylerseniz yazmam gerektiği söylendiği için bana onu yazacağım. Bak bak, angut kuşuna bak bak. Kendi söylediğini de yazıyor ya. Sen de bakma mal mal, git çağır şu davalıyı, davacıyı kimse çağır. Davacan Bilal Koçyiğit, dava Naz Mehtap Ergin, mahkeme salonuna. Bu da canlı. Vallahi beynini patlatırım, mahkeme tokmayla dalarım sana. Efendim, kusura bakmayın. Salon biraz dağınık. Estağfurullah hakim bey. Biz yabancı mıyız ya? Ayıp ediyorsun. Ne vardı sizin efendim? Efendim biz... boş... biz boşan... biz boşanma... istiyoruz. Allah Allah. Vallahi Allah razı olsun, sabah sabah bana moral oldu ya. Ya yanlış anlamayın, biz de yengenizden kavga ettik de beni evden attı ya, şey yaptı. Eyval, kusura bakma ya, bana moral oldu. Kızım bir sakin yaz şunu, bir yavaş yaz bir ya. Yalnız evden attı dediği nasıl biliyor musun? Böyle balkondan çöp sallar gibi sallamış adamcağızı ya dışarı doğru. Vallahi evet, şöyle şöyle tuttu, böyle salladı. Mübük. Allah'ım ya Rabbim, vallahi baksana anayasadan emdiğin yaşam hakkını burnundan getirdim senin ha. Edepsiz. Siz de kim bilir ne yaptıysan da artık kadıncağıza. Efendim ben, hayır ben masumum. Ben karısına saygılı, onu seven bir insanım. Bizimki kıskançlıktan oldu efendim. Geçen beni izlemeye davama gelmişti. Aha bu IQ'suzu, bu beyinsizi kıskandı efendim. Ben buna yaz kızım dedim. Vay efendim, o kız sana yazıyor mu diye. Bunun yüzü... Hala gülme. Neyine gülüyorsun acaba? Benim problemim o. Ben karımı seviyorum efendim. Olur mu öyle şey? Ben onu bunu anlamam hakim bey. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Kadının içgüdüsü yüksektir. Kadın hisseder. Ya bu nasıl bir şey Mehtap? Ben anlamıyorum ya. Ya insan karısından başka bir kadına nasıl bakabilir Mehtap? Gerçi her kadın senin gibi değil ki ya. Sen başkasın kızım. Sen kadının özütüsün Mehtap. Efendim, ben de kesinlikle karımdan başka kimseye bakmam. Ben karıma anlatmaya çalıştım. Dedim yapmayalım, etmeyelim. Bak, o olmuyor böyle. Bana resmen pilates topu muamelesi yaptı ya. Üzerimde zıpladı, sonra beni fırlattı, attı sokağa ya. Ben sadık bir adamım yoksa. Ben eşimi seviyorum efendim. Olur mu öyle şey ya? Vallahi onu milletin karısına kızına yazdırmadan önce düşünecektin. Kusura bakma. Kadınlar çiçektir ya. Ya bunları üç kere öpüp başına koyacağım. Ya! Ya ne güzel konuşuyorsun deli ya! Hoşuna mı gitti lan? Ya hoşuma gitti. Hoşuna mı gitti? Hoşuma gitti. Neyse şimdi ya. Vallahi ben hakim beyin eşini haklı buldum. Ortada bir kadın var. Sen ne diyorsun? Kadın haklı bulunmuştur. İtiraz ediyorum. Ben her zaman karısına sadık bir eş olup... Allah'ım ne diyorum ben ya? Ya adamlar boşanmaya gelmiş, beni sorguya çekiyorlar burada ya. Hocam ben bir şeyleri anlayamıyorum. Yani kafam karışıyor. Aslında anlıyorum ama yazamıyorum. Yazdığım şeyi zaten anlayamıyorum. Anlayamadığım şeyi zaten burada yazamıyorum. Yazabilsem de zaten söyleyemiyorum. Galiba ben bir gerizekalıyım. Hayır, anladığın bazı şeyler var. Onlar güzel. Kas kızım, kas kafalı kızım. Daha dava başlamadı, neyini yazıyorsun? Anladın mı gerizekalı? Tövbe yarabbi. Efendim siz niye anlaşamıyorsunuz? Kim kimin
ağzını burnunu kırıyor. Ne oluyor bakalım? Estağfurullah Hakim Bey, ne ağız burun kırması ya? Ya insan karısının ağzını burnunu kırar mı ya? Biz çok iyi geçiniyoruz. O zaman niye boşanmak istiyorsunuz ya? Yani Hakim Beyciğim, biz aşırı geçimlilikten boşanmak istiyoruz. O ne demek ya? Ya şöyle Hakim Bey, biz çok iyi geçiniyoruz biliyor musun? Yani ben bundan bir dakika ayrı kalamıyorum ya. Misal sabah uyanıyorum, kahvaltım mahvaltım yapıyorum, kapıyı açıyorum, tam dışarı çıkacağım. Ya bu arkamdan hayırlı işleri kocacığım diyor. Benim devreler yanıyor ya. Ya Hakim Bey, bu çok tatlı bir şey biliyor musun? Yani ulan aklıma geldi, bir daha söyle bakayım sen onu. Hayırlı işler kocacığım. Ne dedin sen? Kocacığım. Lan bak alırım ağzını burnunu aşağı. De bakayım Meda. Hayırlı işler kocacığım. Vay. Mübaşir, mal mal bakma, dal şuna, dal lan, dal. Dal. Tamam lan. Dur oğlum, hayır. Bakın. Dur. Bakın. Bir dakika. Bak genç adamsın, arada kaynarsın. Vallahi çok manan dalacağım ya. Sakin, şey yapma oğlum. Vallahi gözler tuhaf tuhaf bakıyor ya. Arada biz de. Allah'ım ya, tövbe ya. İşte böyle Hakim Bey. Bak, misal ben temizlik yapacağım. Diyorum ki, Bilal diyorum, şu kanepeyi aşağı çek diyor. Bu kaslı oğlanla kanepeyi bir kaldırıyor. Sanırsın Naim Süleyman. Ne dedin sen? Süleyman. Hoşuna mı gitti? Hoşuma gitti. Vay! Yani sonra anlayacağınız temizlik falan yalan oluyor yani. Kızım sen de biraz ama ilişkinize mesafe koyacaksın. Bizim evde yengeniz mesafe koyar ya. Mübaşirinin bir tanecik hakimi. Arkadaşları aydınlatmak babında bir örnek verir misiniz? Misal en son yatağın ortasına dikenli ter geldi. Ve dikenli tele elektrik verdi. Neden? İlişkimize mesafe koyalım. Birbirimizi özleyelim diye. Lan bu kadın resmen benden tiksiniyor ya. Ya biz onu da denedik Hakim Bey. Dedim ki ben dedim bir aydınla Ankara'ya kaydım gillere gideyim dedim. Ne oldu? Ne olacak? Bolu tüneli oldu. Ellerimle kazdım. 7 saatlik yolu 1,5 saate indirdim Hakim Bey. Vallahi benim iyice sinirim bozuldu. Bu nasıl bir şey ya? Böyle bir şey olabilir mi? Şiddetli geçinmek nasıl? Hiç mi aranızda anlaşamadığınız bir nokta yok ya? Yok ya. Ya bu çok tatlı bir şey biliyor musun? Hakim Bey, bu sokakta bir ceylan, mutfakta Emine Beder, yatakta hiç horlamaz yani. Ya bu çok başka bir şey, çok tatlı bir şey bu ya. Ya Hakim Bey, bu da gerçekten çok tatlı. Yeryüzünde bunun eşi benzeri yok. Masaya sadece kuru soğan kırmak için vuruyor. O kadar ki tatlı ya. Efendim ben evliliğin aşkı öldürdüğünü görmüştüm de, aşkın evliliği öldürdüğünü ilk defa görüyorum ya. Kızım, yavrum sen de bir şey yap kendini, ne bileyim, sal kendini ya. Bıyık bırak ya. Ne bileyim, kilo al, bir şey yap ya. Aman kilo deme Hakim Bey. Ya bak, hiç unutmam bu 8. çocuğumuzu hamile. Bir kilo aldı. Ya bu bir şey oldu, nasıl tatlı bir şey yani anlatamam. Ya ben buna bir sarılmışım, çocuk hala kendine gelemedi. Ay hocam, satır başına geldim. Ben ne yapacağım? Kıt kızım. Aklı kafası kıt kızım. Şunu şöyle çektir. Yazdır, şey yap. Çok basitmiş. Aferin. Çocuklar, sizin şiddetli geçindiğinize dair bir şahidiniz falan var mı? Var. Kayınpederim var. İsterseniz çağırabilirim Hakim Bey.
Gel. Sevgili kayınpeder. Benim. Sevgili kayınpeder. Evet. Doğruları. Yalnızca doğruları söyleyeceğinize yemin ediyor musunuz? Allah belamı versin. Kur'an evliya Musab çarpsın yemin ediyorum. Hakimim, tanık sizin. Allah razı olsun. Ne güzel söyledin. Efendim, siz bu çocukların şiddetli geçindiğine şahit misiniz? Maalesef efendim. Kızım ile damadım benim üst katımda kalıyorlar. Evlerinde sürekli bir... sevgi seli durumu. Hele bunların evlilik yıl dönümü olduğu zaman biz mahalleyi boşaltıyoruz. Afet ilan edip sığınaklara iniyoruz. Evladım, ya kayınpederin önünde ayıp ya, böyle şey olabilir mi yahu? Hayır efendim, yanlış anlaşılma olmasın. Bunların arasındaki aşk, tutku. Bu hayvan sarıldığı zaman sakinleşiyor. Fakat işin kötüsü, sonra bana da sarılmak istiyorum. Oğlum. Baba. Oğlum. Sana bir sarılayım ya. Ya sen ne mübarek genlere sahipmişsin de bu kızı yapmışsın. Allah'ın adını verdim, bir tur döneyim ya. Ya bir sarılayım Allah'ını seversen ya. Çekil. Bırak, bırak. Oğlum ben bırak, bırak. Bırak. Oğlum yapma sen. İki dön gireyim ya. Arkadan sarılma bari, arkadan. Oğlum arkadan. Oğlum yapma. Oğlum yapma, dur. Yapma, oğlum yapma. Bir dur. Allah aşkına, bir dur. Baba ya. Ya. Ya bir sakin. Hayır, dur. Hayır, vallahi su dökeceğim ya. Ya hoş. Hoş lan. Hoş kız. Ya amcacığım, böyle buyurun. Merak etmeyin, artık benim tanık koruma programım altındasınız. Sağ ol oğlum. Hayır, yani bir kerecik kavga etseler tamam. Ben bunu zamanında kenara çektim. Oğlum dedim, söyle. Kızımı üzmek için kaç para istiyorsun? Yok. Ya Allah'ın adını verdim, şuna bir bakın ya. Ya insan bunu üzer mi? Şunun gözlerine bir bak. Ya yüce adalet sistemi, size soruyorum. Bu çok tatlı bir şey değil mi ya? Ya salak ya! Sen daha tatlısın ya! Yeminle sen daha tatlısın. Yaş saçlarına kurban olurum ben senin. Bak ya, bak aynı troll bebek ya. Hoşuna mı gitti? Hoşuma gitti. Ha? Hoşuma gitti. Hoşuna troll. Mı? Ne? Troll. Azıcık seveyim lan. Yok ya. Azıcık seveyim lan. Yok, yok. Kızım azıcık seveyim. Yok, yok. Yok, yok. Yavancan! Hayır! 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 Ya bırakın! Bırakın beni! Sen ne yedin, ne içtin oğlum? Bir dur ya! Bırakın! Hakimim! Çok özür dilerim. Hakim bey! Boşuna uğraşmayın. Bu memlekette iki şey ayrılmaz. Bir, Safiye ile Faik. Bir de bu ikisi. Oğlum sen hangi yöreğin manyağısın ya? Bir dur gözünü, bir dur, bir sabit dur yavrum. Bir sabit dur ya. Anan baban seni hiç mi sevmedi yavrum? Hiç mi sevmedi ya? Bir dur. Nereden geliyor bu sevgi şefkat ya? Ya hakim bey, ben babamı çok küçükken kaybetmişim. Zaten anam derdi ki, sen babana çok benziyorsun derdi. O zaman senin sorunun belli ya. Neymiş? Sen de yüksek dozda şefkat ve aşırı bir libido var. Bu genetik de olabilir, biliyor musun? Genetik. Acaba senin baban kim? Vallahi bilmiyorum hakim bey. Ben de belki bu boşluğu böyle doldurmuşumdur, bilmiyorum. Yıllarca sordum kendime, dedim acaba benim babam kim dedim. Kim dedim acaba benim babam? Benim babam acaba kim diye böyle cümleyi değiştire değiştire 30 kere sordum. Oğlum, Bilal. Baba. Baba, evet. Ya baba, seni bulduğum için o kadar mutluyum ki. Ay,
Babam benim ya. Oğlum. Mehtap. Ondanmış demek ki benim. Ondanmış. Anladın mı? Bizim genetikmiş. Ya babacığım. Şuna mı gitti? Ay. Aynısı ya. Babam. Vallahi babam ya. Kızım, de ya bu bir saniye, bu sevgi seni nereden geliyor efendim ya? Efendim, aslında bunlar iki kardeş. Ne? Benim kardeşim mi var baba? Evet oğlum. Sen daha gazozda kabarcıkken, senin bir abin vardı. Ya senin bir abin vardı. Kim o? O acıların çocuğuydu. Sense sevgilerin çocuğusun. Vay anasını ya. Baba. Ben seninle her şeyi yeniden başlamak istiyorum. Gazoz olarak hangi markayı kullanıyor? Gazozda marka önemli değildir ya. Önce kızı susatacaksın. Hararetlendireceksin. Sonra yavaş yavaş... Yavrum soğuk bir şey gazoz içer misin? Teşekkür ederim amcacığım. Tabii ki içeceğim. Amca baba yarısıdır yavrum. Afiyet olsun. Hallettin mi baba, devirdin mi? Hakim Bey. Ben babamı buldum. Artık hanımımla aramı o düzeltir. Siz bu davayı düşünün, biz gidelim be. Evet, mal kızım. Mal kızım yazamıyor. Kaldır Mübaşir, sen yaz Mübaşir. Mübaşir yaz. Sevgi dolu oğlanın babası Nuri Alçor çıktı. Al satıra geç. Final yaz. Ver müziği, bitir. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele.